Önde görünüyor şu anda. Antalya'ya ama bakalım. Toplam Adana'da CHP önde. Antalya'da Antalya verisi gelmedi. Bir saniye. Antalya verisi gelmedi. Tabii Antalya deyince o zaman o veri gelene kadar anlatayım. 2019. Belki Balıkesir'i. Evet. Balıkesir geldi. Balıkesir çok önemliydi. Evet, Balıkesir'de Ahmet Akın %50'nin üzerinde görünüyor. Evet. Dolayısıyla burada da ilçelerde de yine merakla beklenen illerden biriydi. İktidarla muhalefet arasında el değiştirmesi beklenen o illerden biriydi. Evet. Ama Balıkesir'de bir de tabii sahte aday tartışması yaşanmıştı değil mi? Ahmet adayla ailesindeki bir bağımsız aday da o pusulada yerini almıştı. Evet. Balıkesir'de durum bu değerli izleyiciler. Diyarbakır'a gidiyoruz. Bakalım. Diyarbakır'da DEM Parti'nin çok ciddi biçimde bütün hemen çok pek çok ilçede Hüdapar'ın önde olduğunu görüyoruz zaten. %67,35. Evet, Hüdapar bir yerde. Yeniden Refah'mış, pardon. Hüdapar. Bayrağı yeşil görünce evet. Öyle derler. Yok ama. Hüdapar. Yok, Yeniden Refah'ın önde olan ilçe. DEM Parti, CHP ve Yeniden Refah. Evet. Evet, %4'lük bir ama Hüdapar oyu var orada. Dolayısıyla toplamda %4 ama bir ilçede Yeniden Refah yüksek almış, en önde o evet, görünüyor. Doğru. DEM Parti %67. Evet. Yani bu Diyarbakır'daki tablo bu. Murat Taylan, izleyicilerimiz Eskişehir merak ediyor, Denizli merak ediyor.